İyi günler arkadaşlar. Algoritma derslerinde dördüncü örneğimizde devam ediyoruz. Dördüncü örneğimiz, ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı ve akış diyagramını yapınız demiş. Metinsel ifademizi yazarak başlayalım. Adım 1, başla. Adım 2, adım 2'de bir tane sayac ekleyeceğiz. Sayacımızın değeri 1 olacak. Niye böyle bir sayaç ekliyoruz? Şimdi ismimizi yazdıracağız. Bir defa yazdırdıktan sonra bu sayaç değerimiz her seferinde 1 artarak bir döngüye girecek. Sayaç değerimiz 10 olduğu zaman o döngü bitecek. Yani 10 defa aynı ismi bu şekilde yazdırmış olacağız. Adım 3. Burada ismimizi yazdırabiliriz. Yaz. Mehmet olsun. Daha sonra adım 4. Burada sayacımızın değerini 1 artırıyoruz. Sayac eşittir. Sayac artı 1. Daha sonra adım 5. Adım 5'te şöyle bir ifade kullanıyoruz. Eğer sayac küçüktür 10 ise. Şimdi burada duralım. Sayacımız 1 ile başladı. Daha sonra ismimizi yazdırdıktan sonra sayaç değerimiz 1 arttı. Sayaç değerimiz 10'dan küçük ise döngümüzün ne olması lazım? Devam etmesi lazım. Yani ismimizi şurayı tekrar yazdırması lazım. O yüzden sayaç değeri 10'dan küçük ise adım 3'e tekrar gitmesi gerekiyor. O zaman şu şekilde eğer sayaç küçüktür 10 ise git adım 3 diyeceğiz. Değilse adım 6'da döngümüz, algoritmamız bitecek arkadaşlar. Evet, metinsel ifademiz bu şekilde. Şimdi bunun akış diyagramını çizebiliriz. Başla diyerek başlıyoruz. Daha sonra sayacımıza bir değerini atayacağız. O yüzden şuradan atama bölümünden değişken adı sayaç, değişkenimizin değeri 1 olacak. Tamam dedik. Bağlayalım. Evet. Sayacımıza bir değerini atadıktan sonra programcının ismini yazdırıyoruz. İsmini yazdırmak için de şuradan çıkış diyerek mesaj, direkt programcımızın ismini yazdıralım. Mehmet. Değişken adı atamamıza gerek yok. Tamam dedik. Bunu da bağlayalım. Evet. İsmimizi yazdırdıktan sonra sayaç değerimizin 1 artması gerekiyor. Bunun için de yine işlemden burada aritmetik işlemlere geliyoruz arkadaşlar. İşlenen 1 sayaç. Aradaki işlem artı, işlenen 2 1 olacak. Niye? Çünkü sayacımızın değerini 1 artırmak istiyoruz. Sonuç değişkenimiz de yine sayaç olması gerekiyor. Tamam dedik. Evet, sayaç eşittir. Sayaç artı 1. Bunu da bağlayalım. Bunu da yaptıktan sonra sayacımızı 1 artırdıktan sonra şöyle bir ifade kullanıyoruz. Şartlı dallanmadan. Eğer sayaç küçüktür 10 ise. Bu şekilde sayaç küçüktür 10 ise. Bunu da bağlayalım. Sayacımız 10'dan küçükse ne olması gerekiyor? Şuradaki çıkış bölümüne Mehmet ismini yazdırdığımız yere tekrar dönmesi gerekiyor. Bunu da şu şekilde bağlayabiliriz. Bağla deyip önce burayı bağlıyoruz. Sonra şuraya, buradan buraya bağlıyoruz. Bunu da son olarak ismimizi yazdırdığımız çıkış bölümüne bağladık. Evet, sayacımız 10'dan küçükse döngümüz devam edecek bu şekilde. Sayacımız 10'dan küçük değilse o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Akış diyagramımızı bu şekilde bitiriyoruz. Bağla dediğimiz zaman hayır otomatik olarak çıkacaktır zaten. Evet, gördüğünüz gibi akış diyagramımız bu şekilde. Evet, bu örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.